Karadeniz bölgesinin SekTürksat uydu kanalı BRTV'den mutlu akşamlar ana haber bülteni ile karşınızdayız. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarını etkin şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını açıkladığı toplantıda soruları yanıtladı. Evet değerli arkadaşlar, biliyorsunuz yaz dönemindeyiz ve bu dönemin başlangıcında geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlerimize bir müjdesi oldu ve bu müjdeyi de 18-25 yaş aralığındaki genç arkadaşlarımız için çok önemli bir müjdeydi ve ülkemizin bir gurur tablosu, yurtlarımız ve bu yurtların her daim milletin hizmetinde olması en büyük misyonu bu. İşte pandemide bunu gördük, değil mi? Pandemi sürecinde bu anlamdaki karantina uygulamasını en başarılı şekilde uygulayan ülkeydik. İşte onun arkasında pek çok faktör olduğu gibi en önemli faktörlerden biri de Türkiye'nin güçlü, modern yurt altyapısıydı. Ve bu yurtlar dedik ki sadece öğrencilerin değil, gerektiğinde tüm bu memleketin evlatlarının, hatta misafirlerin, yurt dışından gelen misafirlerin de yurdudur. Onu da ispatladık. Ve bu yaz yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Gençlerimiz istiyoruz ki bu pandemi süreci sonrası, biliyorsunuz bu yılı biz hareketlilik yılı olarak da ilan ettik. Katılımcılık ve hareketlilik yılı. Bu kapsamda gençlerimiz seyahat etsin istiyoruz. Ve 15 Temmuz 1 Eylül tarihlerinde Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye her gençlerimiz nereyi gezmek istiyorlarsa gezdikleri yerlerde ücretsiz konaklama imkanını yine yurtlarımızda onlara sağlayacağız. Ve bu anlamda da inşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar. Ve tabii biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde müze kart uygulamamızı Kültür Bakanlığımızla birlikte harekete geçirdik. Ve bu çerçevede de 100 binden fazla gencimiz an itibariyle 300'den fazla müze ve öğren yerinden faydalanacakları, ücretsiz bir şekilde faydalanacakları müze kartlarını edindiler. Ben diğer gençlerimizi de bu anlamdaki genç ne sever uygulamamıza katılmaya, bu anlamdaki müjdelerimizi, hediyelerimizi onlarla paylaşmaya, bu anlamda bu güzel hizmetten faydalanmaya davet ediyorum. Ve gençlerimiz tabii ki bir yandan gezerken, bir yandan gezdikleri yerdeki müzelerden ücretsiz bir şekilde faydalanırken diğer yandan da yurtlarımızda ücretsiz bir şekilde konaklayacaklar. Aynı zamanda bu uygulamayı nasıl takip edecekler onu paylaşacağım. seyahatsever.gsb.gov.tr adresi gençlerimizi bu anlamda bilgilendirecek bakanlık adresimiz. Yurtlarımızla ilgili bilgilere buradan erişecekler. Gerektiğinde isterlerse 444 0472 telefon numarası, Alo GSB hattımız, buradan rezervasyonları yapabilecekler. Dünya Mirası Safranbolu'da doğal sit alanlarının imara açılması bölgede tepkiyle karşılandı. BRTV ekranlarında da yarın konuyla ilgili Safranbolu doğal sit alanları özel programı düzenlenecek. Kaçırmayın sevgili izleyenler. Zafer Acar'ın sunacağı ve Safranbolu Belediye Meclis Üyesi Mehmet Baki Duvan'la Atatürkçü Düşünce Derneği Safranbolu Başkanı İsmet Zühtü Saraçoğlu'nun yanı sıra Safranbolu eşrafından Yılmaz Kavuşturucu ve iki dönem Safranbolu Belediye Başkanlığı yapan, döneminde Safranbolu'yu UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasını sağlayan Karabük Eski Milletvekili Mustafa Eri'nin konuk olacağı Safranbolu Doğal Sit Alanları özel programı yarın 14 Temmuz Perşembe günü 21.30'da BRTV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Programa katılıp konuyla ilgili bilgi ve görüşlerini paylaşmak isteyenler için BRTV stüdyoları açık olacak. Çardaklı kasabası 18. geleneksel şöleni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu şenlikse bölgemizin sevilen sanatçıları da sahne aldı. Şimdi burada
her sene toplandığımız gibi geleneksel şölenimizi yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Elbette ki birlik ve beraberliğimizi daimi eğlenmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Osman Yılmaz'ın öncülüğünde kaynaşma, dayanışma ve adına organize ettiğimiz bu güzel günde bizlerle birlikte olduğunuz için gurur duyuyoruz. Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, büyüklerimin ellerinden öperim. Şölenimizin hayırlara vesile olmasını diler. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlarım. Allah'a emanet olun. Hatta biraz daha eksiğimiz var inşallah. Bundan sonra daha geniş yapacağız. Çocuklara daha fazla zaman ayıracağız. Bizim gözümüz, gönlümüz çocuklarımız için. Evet, çocuklar eğlensin değil mi? Mutlu evet. olsunlar. Hı-hı. Sonrasında da zaten tam akşam yemeği akşam, vakti. Evet. Akşam yemeğimiz dağıtıldı, ikram edildi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Herkes çok mutlu. Gerçekten ben şimdi tattım. Harika olmuş. Tadı, tuzu, her şeyi güzel olmuş. Dört dörtlük olmuş. Her sene keşke yapıyorduk. Bu sene bir farkındalık yapalım dedik. Bunu da böyle gittik ama güzel oldu. İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerine ve en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Anadolu coğrafyası, geçmişten günümüze önemini hiç kaybetmemiş ender yaşam alanlarından biridir. Geçmişi unutmadan geleceğe yürümenin hepimizin sorumluluğu olduğuna inanarak bu toprakları vatan yapan tüm ceddimizi rahmetle yad ediyor, kaybettiğimiz çocuklarımızın ailesine ve siz değerli hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Bugün burada bu güzel programı hazırlayan ve bize kadim geleneklerimizi hatırlatan Sayın Belediye Başkanımız Osman Yılmaz'a ve değerli ekibine şükranlarımı sunuyor. Kendi çalışma arkadaşlarıma aynı zamanda teşekkür ediyor ve siz değerli hemşerilerime de saygılarımı sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çerkeş Kültür Hayvancılık ve Bal Festivali'nin 16.sı 14 Temmuz'da düzenlenecek. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı festival programıyla ilgili bilgi verdi ve bölge halkımızı festivale katılmaya davet etti. İnşallah biz de Perşembe günü bütün Karabükleri, Beritev izleyenlerini festivalimizi bekliyoruz. 2 yıllık bir festival arası vermiştik pandemi dolayısıyla. Bu yıl 16. festivalimizi yapıyoruz. Tabii bizim Kültür Hayvancılık ve Bal Festivali yaklaşık 16 yıldır devam ediyor. Ve organizasyonumuzu elimizden geldiği kadar en üst seviye tutmaya çalışıyoruz. İşte festivalimizde neler var? İşte öğlen saat 2'de başlıyor. İşte buzağı yarışmaları, hayvan yarışmaları affedersiniz. Bal, bu sene balımız iyi, bayağı üretimi de iyi, bal sektörü hayli iyi olacak gibi duruyor. Bal yarışmaları, biliyorsunuz ilçemizin kadim bir tarihi var. Yaklaşık 1860 yılında ilçe olmuş, 1870 yılında belediyemiz kurulmuş. Tabii tarihimiz çok öncesine kadar devam ediyor. Örneğin 1400'lü yıllarda Çerkeş'te 5 tane mahalle var, öyle söyleyebilirim. Ve 4. Murat Han Revan Seveli dönüşünde burada ilçe ihya ediyor. O yüzden kültürümüz ve anımız fazla. Yemek kültürümüz de çok güzel. Evet, yemek yarışması vardı. Evet, çok evet. Yeni yemek yarışması yapıyoruz. Biliyorsunuz Çerkeş bükmesi, baklavası, böreği hiç bir yerde yemeyeceğiz. Pırasa dolması ve kurabiyesi. Biz bunun testini yaptırmıştık. Aynı zamanda coğrafi işaretini de alıyoruz bu yıl. Ve bu yemeklerimizin yarışmasını yapıyoruz. Yani ilçemizden öte ulusal ve uluslararası ortama taşımak istiyoruz. Bu yemek kültürümüzü, bunun gastronomi kültürümüzün herkes tarafından tanınmasını, bilinmesini ve damak tadıyla yaygınlaşmasını çok arzu ediyoruz. Bunun için bir kitap da bastırmıştık.
Şimdi göstereyim ama daha sonra inşallah programa geldiğinizde bunu takdim ederiz. Yarışmalar sonra akabinde biliyorsunuz Mustafa Taş ve İrem Derici konserimiz var. Tüm Karabükleri, tüm BRTV izleyenlerini Perşembe günkü konserimize ve festivalimize davet etmek istiyorum. Evet, bizler de BRTV ekibi olarak efendim Perşembe günü herkesi Çerkeş'teki bu coşkulu festivale bekliyoruz. Çünkü çok eğleneceğiz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Sinop'ta yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Murat Kiriş'in kullandığı otomobil Boyabat ilçesi Çakıroğlu mevkiinde karşı yönde gelen sürücüsü tespit edilemeyen otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. yıl devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömercan, Hasan Ağıl ve Ersin ve Şerif Al yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin Boyabat ilçesinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Saraydüzü ilçesine gittikleri öğrenildi. Sinop sahilinde dün bulunan cesedin 27 Haziran'da Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'ya ait olduğu tespit edildi. Sinop'un İnceburun mevkiinde dün deniz kenarında bulunan ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopside cesedin 16 gün önce Kastamonu'nun Küre ilçesi İkizciler Köyü'nden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'ya ait olduğu belirlendi. Bakırcı'nın haçta olan babası İhsan ve annesi Türkan Bakırcı'ya acı haberin verildi. Yakınlarının ise cenazeyi teslim almak üzere Trabzon'a gittikleri öğrenildi. Cesedin Bakırcı'ya ait olduğunun tespitinin ardından bölgede yürütülen arama çalışmaları da sonlandırıldı. İhsan Gazi ilçesi Yarışlar Köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda kaldığı kulübeden ayrılmış, İkizciler Köyü'nden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak gözlerden kaybolan bir kişi can kurtaranın uzun süren çabaları sonucu bulunarak sahile çıkartıldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesine bayram tatilini değerlendirmek için Konya'dan gelen ve Karaburun sahilinde denize giren 41 yaşındaki Yusuf Ü isimli şahıs, denizin dalgalı olması ve çeken akıntı nedeniyle kısa sürede gözlerden kayboldu. Şahsın boğulduğunu gören vatandaşlar hemen can kurtarana haber verdi. İhbarın ardından jetski ile denizde şahsı arama çalışması başlatan can kurtaran Yusuf Ü'yü bulmak ve kurtarmak için uzun süre çaba harcadı. Sonunda şahsı bulan can kurtaran şahsı denizden çıkartarak sahile getirdi. Kalbi durdu öğrenilen Yusuf Ü'yü hayata döndürmek için hem can kurtaran hem de vatandaşlar uzun süre suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Yusuf Ü, Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Karabük'te iki katlı evin alt katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Soğuksu Mahallesi Akçabey Sokak üzerinde bulunan Sami Akbaş'a ait ve içinde ığrık kuyruklu 6 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek evde bulunan 4 çocukla annelerini dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Kürşat Arslan idaresindeki otomobil, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ramazan Bulandere'nin kullandığı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Arslan ile aynı araçtaki askeri personel Serkan Yanak kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Mehmet Tolga Çağlayan, Mustafa Erçik ve Cevdet Özcan'ın tedavisi sürüyor. Düzce'de minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Karşıdan geldi, bu da buradan geçiyor. D100 karayolunda seyreden Necep Bey idaresindeki minibüs, Halk Kavşağı mevkiinde Yeni Sanayi Sitesi'nden yola çıkmaya çalışan İbrahim Yeğen'in kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Recep Bey'in aracı refüje aşarak Küçük Sanayi Sitesi'nden yola çıkmaya çalışan Gökhan A yönetimindeki otomobile vurdu. Kazada minibüs ve hafif ticari araç sürücüsü Zekiye D, Kübra Y, Meryem Y, Ahmet S, Semih S, Cevdet K, Emine K, Yasemin K ve Kaan K yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Muharrem Ç isimli şahıs miras yüzünden tartıştığı ağabeyini göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay gece saatlerinde Emek Mahallesi Sanayi Sokak'ta meydana geldi. Muharrem Ç isimli şahıs ağabeyi Recep Ç ile iddiaya göre miras yüzünden tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Muharrem Ç yanında bulunan bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Ağabey kanlar içerisinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Batı Karadeniz'de 25 Haziran'da meydana gelen sel afeti sonrası Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Batı Karadeniz bölgesinde Haziran ayının son haftasında yaşanan sel afeti sonrası Beşir'de 72 saatte metrekareye 936 kilogram yağış düştü. Yaşanan sel afeti sonrası ağır hasar alan Karabük'ün Yenice ilçesinde 4 ev yıkıldı. 8 ev içinde yıkım kararı alınırken çok sayıda menfez, sanat yapısı ve yıkılan köprülerle çöken yollarda ulaşımın yeniden sağlanması adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı İsmail Altınöz, Yenice ilçesinde selde zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Yasin Devrim'den çalışmalar hakkında bilgileri aldı. Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürü Yasin Devrim, Batı Karadeniz'de yaşanan sel afeti sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Afetten etkilenen bölgelerde hayatı bir an evvel normale döndürmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte ıslah çalışmaları için güzergahlar ve ihtiyaçlar belirlenecek, yapım ihaleleri gerçekleştirilerek, taşın kontrol tesisleri inşa edilerek, üst havzada ise terslik bentleri ve sel tırmıklarımız yapılacaktır. Bununla birlikte yıkılan köprüler ve zarar gören yollar yeniden inşa edilecektir. Uzun vadede ise üst havzalarda sel barajları planlanarak suyun menbaada geciktirilerek ötelenmesi, mansaba kontrollü intikal etmesi sağlanacaktır. Kastamonu'da 27 Haziran'daki selin ardından Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Devlet Su İşleri ve belediye ekipleri Bozkurt merkezinden geçen İzne Çayı'nın yatağındaki Ruslu Batı temizlemeye devam ediyor. Görevliler kum ve çakılı kepçelerle kamyonlara doldurarak çay yatağı dışına taşıyor. Ekipler ilçeye yapılan ikinci köprüde çalışmalarını sürdürüyor. Özel idare ekipleri zarar gören köy yolları ve köprüleri de onarmaya devam ediyor.
İlişi köyünden geçen çay yatağı da devlet su işleri ekipleri tarafından temizleniyor. İnebol ilçesinde de devlet su işleri ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Devlet su işleri ekipleri bir yandan iş makinesiyle sel nedeniyle dere yatağına dolan rusubatı temizlerken diğer yandan çayın denize döküldüğü alanda genişletme çalışması yürütüyor. Çay içinden alınan malzeme kamyonlarla başka alanlara taşınıyor. Ramazan Çelik çifte terliğiyle Ulus ilçesinde gurbetçi buluşmasını da coşturdu. Ulus Belediyesi, Bukat ve Barfet Derneği'nin birlikte düzenlediği yöresel sanatçılar Ramazan Çelik, Sevgi Petek, Tayfur Çalık ve Arda Sivaslı konser verdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, protokol üyeleriyle birlikte çifte terli eşiğinde tempo tuttu. Ses sanatçılarına çeşitli hediyeler verdi. Bugün bize bayram olan, kurban olan ben darıma. Bu milletin insansın. Bu milletin içerisinden çıktın. Bartınlısın. Bartınlı olup da oynamasını bilmeyen vekil olmaz. Ha, bilmiyorsan da el şıkla. Sanatçısı Ramazan Çelik konser sonrası açıklamalarda bulundu. Bugün Bartın Şirin ilçesi Ulus'tayız. Bartın insanına öncelikle ben teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah razı olsun. Ramazan Çelik'i bağrılarına bastılar. Yapmış olduğumuz televizyon programlarında inanılmaz derecede bana destek oldular. Bölge insanıyız. Ben öncelikle her bir gönüle, her bir Bartınlı'ya teşekkür ediyorum. İşte Bartın'ımız. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki gündür süren mahallede şenlik var etkinlikleri kapsamında en güzel ev yapımı tatlı yarışması düzenlendi. Akçakoca Tarihi Mahalle Derneği'nce yaklaşık 200 yıllık çanta evlerinin bulunduğu yukarı mahallede yapılan yarışma en güzel baklava, en güzel laz böreği ve en güzel melen güçeyi tatlısı kategorilerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların hünerlerini sergilediği yarışma sonunda Hatice Reçber en güzel baklava, Hanife Nilüfer Karabıyık en güzel laz böreği, Nermin Aydınsa en güzel melen güçeyi tatlısı kategorisinde birinci oldu. Dereceye girenlere ödül verilirken misafirlere tatlı ikramında bulunuldu. Bugün şenliğimizin ikinci gününde en tatlı tatlıyı seçtik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Jürimize, tatlılarımızı yapan arkadaşlarımıza, medya grubumuza, herkese çok teşekkür ederiz. Zonguldak'ta 21 Haziran itibarıyla açılan Kapus Plaj tesislerine vatandaşlar ilgi gösterdi. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar denizin ve tatilin tadını çıkardı. Zonguldak'ta etkili olan sıcak hava nedeniyle serinlemek için denize giden vatandaşlar denizin ve güneşin tadını çıkarttı. 21 Haziran itibarıyla açılan Kapus Plaj tesislerine hafta başı olmasına rağmen vatandaşlar akın etti. Can kurtaran ekiplerinin halkın güvenliği için görev yaptığını ifade eden tesis müdürü Korkmaz Kartal, 21 Haziran'dan bu yana 25 kişiyi boğulmaktan kurtardıklarını söyledi. 21 Haziran'da sezonu açmıştık biliyorsunuz. O zamandan bayram gününe kadar zaten zaman zaman yağmurlar yağmasına rağmen tabii ki Kapus Plajı'na her zaman yoğun bir talep oluyor. Bayramda da aynı şekilde talep oldu. 21 Haziran'dan bayrama kadar olan zaman içerisinde 16 tane boğulma vakası yaşandı. Arkadaşlarımız müdahale etti. Bayram süresi içerisinde de bir gün yağmurluydu zaten. 9 tane daha vakamız oldu. Arkadaşlarımız tabii onlara da müdahale ettiler. Biz özellikle düğün için çok yoğun bir gün yaşadık. Belki de şu ana kadar sezonun en yoğun gününü dün yaşadık tabii gün için. Yaklaşık 3,5-4 bin kişi arasında bir sayı vardı mecburda. Tabii yoğunluğun olması aynı zamanda güvenliğin de daha farklı bir şekilde ele alınmasını gerektiriyor. Bu konuyla ilgili olarak da ekstra olarak arkadaşlarımız
can kurtaran arkadaşlarımız can yeleği temininde bulunuyor ücretsiz olarak vatandaşlara. 64-10. Düzce'de katı atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretim tesisinden çıkan gübre ve ısı enerjisinin değerlendirilmesi amacıyla kurulacak serada çilek üretimi gerçekleştirilecek. Düzce Belediyesi'nce tesisin hemen yanındaki alanda hafif çelik konstrüksiyon ve dış kaplaması polikarbondan inşa edilecek seranın yapımına başlandı. Sulu tarım tekniğiyle ilk etapta çilek üretimi yapılacak seranın ısıtması, tesisin elektrik motorlarından elde edilen ceket ısısıyla temin edilecek. Ayrıca çilekler tesisten çıkan kompost organik gübreyle beslenerek yetiştirilecek. Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer yaptığı açıklamada burada birçok kente örnek olacak proje ürettiklerini söyledi. Şu anda Düzce'de katı atık işleme ayrışma ve enerji üretim tesisindeyiz. Burada birçok ile örnek olacak bir proje yürütüyoruz. Yeni bir peyzaj çalışmasına başladık. Sayın Faruk Özü'nün burayı bir botanik bahçesi gibi sadece bir çöp işleme tesisi değil, insanların gelip hafta sonları gezip çocuklarla vakit geçirebileceği, ailece vakit geçirebileceği bir alan yapma isteğinden dolayı burada hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bir sera üretimine başladık. İnşallah çok yakın bir zamanda sevgili Düzcelileri burada kendi aileleriyle beraber çilek toplarken birlikte görüntüleyeceğiz. İnşallah çok az bir zaman içerisinde bunu faaliyete geçiriyoruz. Bu da bir Faruk Özlü vizyon projesidir. Yakın zamanda devre alacağız. Recep İvedik filminin ünlü oyuncusu Nurullah Çelebi, Düzce'de koronavirüs aşısı hatırlatma dozu yaptırarak vatandaşları aşı olmaya davet etti. İyi bayramlar. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından koronavirüsle mücadele çalışmaları yeniden başladı. Bu çerçevede hatırlatma dozu olunması çağrısına ünlü oyuncu Nurullah Çelebi de uydu. Recep İvedik serisinde canlandırdığı karakterle milyonlarca insanın sevgisini kazanan ve serinin son filmi için kamera karşısına geçen Çelebi, bayram sebebiyle verilen arada Düzce'ye gelerek Sağlıklı Hayat Merkezi'nde koronavirüs hatırlatma dozunu oldu. Vallahi çekimler nasıl gidiyor? Müthiş gidiyor. Zaten birkaç günlük işimiz kaldı. Yani filmi bitirdik diyebiliriz. Serinin en güzeli geliyor. Bayram sabahı geldim Düzce'ye. Gelmişken bu fırsatı değerlendireyim. Çünkü bizim Sağlık İl Müdürlüğü çok iyi çalışıyor. Hazır aşı çıkmış, hatırlatma dozu. Geldim, hatırlatma dozunu oldum. Daha önce 4 aşı olmuştum. Bugün de hatırlatma dozu. Yani kötü günde, iyi günde her zaman sağlıkçılar yanımızda. Onlara sonsuz teşekkürler. Arkadaşlar, dostlar, bakın sağlığınızı düşünüyorsanız, bak hazır. Bütün imkanlar bizim elimizde. İmkanlar bize açılmış. Gelin hatırlatma dozunu olun. Kendinizi sağlıkçılara teslim etmiş olun. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ise vatandaşları aşıya davet etti. Şu anda hem hastanemizde hem de Sağlıklı Hayat Merkezimizde hatırlatma dozları ile ilgili randevularımızı açtık. Tüm Düzce'li hemşehrilerimizi hatırlatma dozları için sağlık testlerimize bekliyoruz. Hepinizin malum olduğu üzere de tüm Türkiye'de olduğu gibi vakalarda bir artış meydana geldi. Bayram tatiliyle birlikte bayramlaşma, toplu alanlarda bir arada bulunuyoruz. Daha önce de başardığımız gibi yine aşıyla ve maske mesafeyle tekrar vakalarla mücadele edebileceğimizi düşünüyoruz. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Keçi Kıran Köyü Çimşir Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kara kucak güreşlerinde bir sporcu ile rakibine taktik verdiği öne sürülen yakın arasında yumruklu kavga çıktı. Keçi Kıran Köyü'nde geleneksel olarak düzenlenen etkinlik salgın nedeniyle verilen aranın ardından bu sene yeniden yapıldı. Köy yaylasında mevlit okutulmasıyla başlayan bayramda katılımcılara etli pilav ve çeşitli yiyecekler ikram edildi. Etkinlik kapsamında kara kucak güreşleri de organize edildi. Minikler küçük boy, orta boy, ayak başaltı ve baş kategorilerinde düzenlenen güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müsabakalar sırasında bir güreşçiye seyirciler arasındaki yakını tarafından taktik verildiği iddiaları üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay kavgaya dönüştü. Çok sayıda güreşçi ve yakınlarının karıştığı yumruklu kavga jandarma ile vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.
Sevgili izleyenler, şimdi sırada BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya'nın Demir Yumruk Operasyonu ve Karabük başlıklı köşe yazısını sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Türk demir çelik sektörü son günlerde Demir Yumruk adı verilen dev bir operasyonu konuşuyor. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından aylar süren titiz bir çalışma sonucu gerçekleştirilen operasyon, maliye ve emniyet ekiplerinin müthiş koordinasyonu ile başarıyla gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre devletin 25 milyar TL'ye zarara uğratıldığı operasyon, Ankara'nın yanı sıra 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Demir çelik sektörü olunca elbette İskenderun ve Karabük gibi ülkemizin demir çelik sektörünün yoğun olan illerine gözler çevrildi. Operasyon kapsamında tutuklanan şüphelilerden birinin Karabük kökenli olmasa da Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikasının bulunması, Karabük'te de yoğun biçimde demir ticareti yapması nedeniyle acaba Karabük'te neler olacak şeklinde sorular sorulmaya ve kamuoyunda geniş biçimde bu konu konuşulmaya başladı. Her zaman söylediğimiz gibi Türk demir çelik sanayinin ülkemizde başladığı yer Karabük'tür. 3 Nisan 1937'de Karabük demir çelik fabrikalarının temelinin atılması, 10 Eylül 1939 tarihinde ilk Türk demirinin üretilmesiyle başlayan süreçte Karabük her zaman Türkiye'de demir çelik sektörü için adeta bir okul olmuştur. Karabük'te kardemirin yanı sıra çok sayıda hattanede inşaat demirinden profile, kaliteli çelikten hasır çeliğe kadar çok çeşitli demir çelik ürünleri üretilmekte ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilmektedir. Bugün başta demir çelik üreticileri, hattane sahipleri olmak üzere demir ticareti içinde olan çok sayıda Karabüklü dostumuz ile görüştük. Karabük'te özellikle hattane sahiplerinin ortak görüşü, kendilerinin üretici olduğu, hiçbir zaman bu tür haksız ve ahlaksız kazanca Karabük üreticisinin tevessül etmediği yönündeydi. Demir ticareti yapan dostlarımız ise çok uzun yıllar sektörün içinde olduklarını, geçmiş yıllarda yaşanan bazı sorunlar nedeniyle demir çelik ürünü aldıkları firmaların ciddi, köklü ve sağlam firmalar olmasına önem verdiklerini belirttiler. Ancak yine de ilerleyen günlerde naylon adı verilen sahte fatura kullananların birçok ilde olduğu gibi Karabük'te de çıkabileceğine işaret ettiler. İskenderun'dan bazı gazeteci dostlarımız ile görüştük. Kendileri de konuyu yakından takip ettiklerini, operasyonun 3 grup üzerinde yoğunlaştığını ve o grupların yetkililerinin de tutuklandığını dile getirdiler. Birkaç yıl önce başta Karabük olmak üzere İskenderun, Ankara, İstanbul bağlantılı naylon fatura konusunda bir sorun Karabük'te ciddi biçimde yaşanmıştı. Birçok firma yetkilisi yargılanmıştı. O dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Karabük'te demir çelik ticaretiyle ciddi biçimde iştigal eden sektör temsilcilerinin yaptıkları ticaret sırasında temkinli davranmış olabilecekleri ve Karabük'ün bu sınavdan yara almadan ya da en az hasar ile çıkabileceği kanaati ağır basıyor. Bugün Genel Müdürümüz Zafer Acar ile birlikte çok sayıda sektör temsilcisiyle yaptığımız görüşmeler sırasında genellikle hattane sahibi olan dostlarımızın son derece rahat oldukları ve üretim yaptıkları ham maddeleri olan kütük demiri, kardemir gibi çok köklü ve adı hiçbir zaman şaibeye karışmamış bir şirketten aldıkları için tedirgin olmadıklarını hissettik. Görüştüğümüz demir çelik sektöründeki dostlarımızın tamamı devlet tüm birimleriyle zaten konunun üzerine gidiyor. Karabük sanayicileri ve demir ticareti yapanları olarak bizler haksız kazanca ve devleti zarara uğratacak kirli işlere tevessül etmeyiz. Aramıza o ya da bu şekilde sızmış olanlar varsa da bu ve benzeri operasyonlar sayesinde de temizlenmiş olur şeklinde ifadeler kullandılar. Demir çelik sektörünün Türkiye'deki okulu olan Karabük'te sektör temsilcilerinden duyduğumuz bu sözler bölgenin bir yayın kuruluşu olarak bizi de mutlu etti. Sonuç olarak devletimiz güçlüdür. Devleti zarara uğratanları bulup tespit eder ve yüce Türk adaletinin önüne çıkarır. Bağımsız Türk yargısı da suçlu ve suçlulara gereken cezayı verir. Bu duygularla aylardan bu yana büyük bir titizlikle demir yumruk operasyonunu başarıyla gerçekleştiren başta Ankara Cumhuriyet Savcılığı olmak üzere maliye birimlerimizi ve son olarak operasyonu gerçekleştiren Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş başta olmak üzere operasyonda görev alan teşkilat mensuplarını yürekten kutluyoruz.